Herkese iyi pazarlar. Biraz önce kayıt tuşuna bastığımız için yine enerji dolu, yüksek bir dersle birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir doğaçlama çalışması yapacağız. Şimdi beni iyi dinleyin. Sizden, hepinizden tek tek isteyeceğim. Yapacağımız çalışma çok değişik bir çalışma olacak. Herkesten herhangi bir eşya, herhangi bir nesne, herhangi bir hayvan ya da herhangi bir duygu seçmenizi isteyeceğim. Ve cümleye şöyle başlamanızı talep edeceğim. Bence herkes her gün elma yemeli çünkü. Ve arkasından bana öyle bir bağlantı kurun ki o bağlantının mantıklı olup olmamasının hiç önemi olmasın. Yani elmayı yiyelim, sağlıklı olalım anlamında olmasın. Ya da işte her gün bence süt içmeli çünkü süt işte kalsiyum var, bize fayda sağlıyor değil. Öyle garip kompozisyonlar bana kurun ki bu konuşma 1-1,5 dakika olacak maksimum. Bana bir şey anlatın. Herkes her gün kırmızı kalem taşımalı yanında. Çünkü dikkat çektiğimiz şeylerin altını çizersek çok daha güzel işler yapabiliriz. Çünkü o kırmızı kalem bizim yanımızda olmalı. Çünkü hayatın içerisinde altını çizmemiz gereken o kadar çok alan var ki hep atlıyoruz. Atladığımız için doğru kararlar veremiyor. O kırmızı kalem bizde olmalı ki yeri geldiğinde istediğimiz noktaya işaret koyabilelim diye gibi. Herkesten istediği şey ya da herkesin bir kedisi olmalı çünkü kediler insanların çok daha sağlıklı olmalarını sağlıyorlar gibi. Gerek doğru bilgi olsun gerek yanlış bilgi olsun. Bununla ilgilenmeyeceğim. Hatta yanlış olan bir bilgiyi bir kompozisyon anlamında birleştirip bizi ikna ederseniz yani amacımız bu olacak. Amacımız gerçekten ikna ettirmek olacak, kabul ettirmek olacak. Eğer bunu yapabilirseniz çok başarılı. Kim önce anlatmak ister? En sevdiğim bölüm. Ve Can elini kaldırdı. İşte bravo Can. Gururumuzsun, gururumuzsun Can'cığım. Yazdım bunu sana bırakıyorum. Ben 3-2-1 sahne diyeceğim başlayacaksın tamam mı? Ben yazdım. Böyle aklım karıştığı zaman baksam sorun olur mu? Problem değil. Bakabilirsin. Oradan feyiz alırsın. Önemli değil. Bize kabul ettir. Ne olduğunu bilmiyorum ama kabul ettir. 3-2-1 oyun. Bence herkesin arabası olmamalı. Hem de aslında hiç kimsenin olmamalı. Trafik sorununa kökten çözüm bu. İşte daha fazla toplu taşıma olmalı. Daha fazla taksi olmalı ki insanlar trafikte zaman kaybetmemeli. Trafikte geçirdiği vakit eğer araba yaygın olmazsa kısalır ve trafikte karşılaştığı stresli ortamı ortadan kaldırmış oluyor. Hem araç kalabalığı kalkarsa yollarda asfalt kalabalığına gerek kalmaz. Sokak araları daha fazla çiçek ve daha fazla ağaç ile arabaların kaldırılması sonucunda egzozlardan salınan pis duman artıklarının atmosferimize soğuduğumuz havayı hissetmesi, yolların ağaçlandırılması, oksijen kalitemiz ve dünyamız, doğamız, sağlığımız açısından çok etkili bir ortam var. Sonuç olarak daha az araba, daha az stres ve daha az pis gaz salınımı sonucunda daha fazla sağlıklı yaşam ve daha fazla çocuklara sağlamış olup geleceğimiz çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmamızla sağlıklı bireyler yetiştirmesinde bu çapta etkili olur. Evet, kompozisyon olarak çok güzel hazırlamışsın. Hakkını teslim edeceğim. Ama bu soruyu sormak istiyorum. Bir kişiye soracağım. Ertuğrul, ikna oldun mu? Araban olsa satar mısın? Satmam hocam. Satmam dedi arabayı. Can çok güzel kompozisyon hazırlamışsın ama biraz fazla teknik oldu. Hani çok okuyor gibi oldum dürüst olmak gerekirse. Biraz daha doğal, biraz daha içselleştirmenizi istiyorum anlattığınız şeyi. Bizi inandırmanızı istiyorum. Yoksa fikir çok güzelmiş. Hazırlığını çok beğendim ama pratikte çok inanamadık. İlkan Bey'den dinliyoruz. 3, 2, 1, sahne. Herkes yanında bir çakmak taşımalı. Neden mi çakmak taşımalı? Sigara içersin, sigaranı yakarsın. Oh my god! Wow! Güzel bir tane hanımefendi sigarasını çıkartır, çakmağını aranır, bulamaz. O sırada hanımefendinin sigarasını yakarsın. Gençler, ateşiniz var mı? Sigara gidin! Oha, unutamazsaydın! Buyurun hanımefendi. Bu da sana bir artı kazandırır. Elektrikler mi kesildi? Çakmağını çakarsın, ışıktan kurtulursun. Bir şeye mi yakmak istiyorsun? Üzerinde bir tane iplik mi çıktı? Kahpelik istemem Davut! Yakarım alayınızı! Bu kadar mı İlkan?
Yani doğaçlama gittim ben, hazırlık yapmadım ama. Tamam peki. Bu kadar. Kabul ettim. 20 saniye olsun. Biraz kısa oldu bize göre. Evet. Sormak istiyorum bu sefer kime? Tena'ya sormak istiyorum. Tenay, çakmak alır mıyız artık? Hocam şey gibi oldu bu. Yani afrodizyakla parfüm satarlar ya. Ama güzel oldu. Yani içten oldu bence. Peki. Ben de şu kısmını sevdim. Kendin gibi konuştun, kendin gibi anlattın ve üst üste bir 5-6 tane daha argüman söyleseydin biz o çakmağı neredeyse alıyorduk. Samimiyetini çok başarılı buldum ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Evet Filiz Hanım, 3, 2, 1, sahne. Bence herkes günde bir tane lollipop şekeri yemeli. Birincisi zaten tatlı bir şey. Aynaya baktığında böyle bir tatlılık göreceksin. Başkan! Kendine özgüvenin gelecek. Böyle hayata da çok tatlı bakacaksın. Yani şans acayip gelecek sana. Saysan mı oynadın? Altılıyı belki tutturmaz ama 5 garanti. Ama son bir taneyi de artık sen bilirsin. Yani lollipop şekeri o kadar güzel bir şey ki. Yani patrondan zam mı isteyeceksin? Ya da kariyerini mi yükselteceksin? O kelimeler, o sözcükler o kadar tatlı tatlı dökülecek ki dilinden. Yani patron bir dediğini iki etmeyecek. Bu kesin. Çıkar bir bakayım ne var. Lollipop şekeri deyip geçmeyin. Muhteşem. Yedikçe ağzında kalır. Erimez de. Peki Emir'e soralım. Lollipop şekeri hepimiz alır mıyız? Hocam içinde sakız da var deseydi belki alırdım hocam. Şu an sınırdayım, tam emin değilim hocam. Ama yine de Filiz çok çok yaklaştı. Yani Filiz o hikayede patronla konuşma örneği vesaire çok güzel bir benzetmeydi. Lollipop'tan zam istemeye bağlaması ya da işte ne istersen kabul ettirme hikayesi çok da güzeldi. Tebrik ederim, çok yaklaştı. Evet şimdi Ömer bize acaba ne anlatacak? Ömer hazır mısın? Evet. 3. Galiba yok. Hazırım. 3. Sahneyle ilgili hep şunu söyler ustalar. Ne yapıyorsan yap. Hata bile yapsan çok emin olarak yap. 3. 2. 1. Sahne. Bence herkes paranoyak olmalı. Çünkü yolda yürürken arkandan biri seni takip ediyor olabilir. Veya işte evde tek başına olsam bile pencereleri, perdeleri kapa. Çünkü belki de bir sniper sana doğru düşmüş ve seni öldürecek olabilir. Bunun için her zaman her şeye şüpheyle yaklaşmalısın. Diyelim ki bir arkadaşın sana içecek verdiğinde bilmiyorsun ki belki içine bir şey koydu. Onun için her şeye şüpheyle yaklaşmalısın. İşi kimseye hiçbir yere yalnız başına gitmemelisin. Yanında her zaman birileri olmalı. Ya çünkü yalnız başına kaldığında arkadaşın sana bir şey yaptığında şahit olmaz. Onun için herkese şüpheyle her zaman paranoyak olmalısın. Hiçbir şeye güvenmemelisin. Hiçbir yere gitmemelisin. Evde yalnız başına sadece tek başına kalmalısın. Peki. Hemen Yusuf'a sordu. Yusuf paranoyak olur musun? Film sahnesi gibiydi. Olurdum ya. Gerçekten. Bu arada Ömer'in yaptığı çok güzel bir şey vardı. Çok saçma bir şey gibi gözükse de çok inanarak çok tempolu ve oyununu yükselterek anlattı. Gerçek bir satış pazarlama tekniği gördük adeta. Evet artık büyük ölçüde başardık diyebiliriz. O son bir tıkkı da geçtiniz Ömer Bey. Tebrik ediyorum ve Nuray Hanım geliyor. 3, 2, 1, sahne. Elimde gördüğünüz tuz taşı bilirsiniz belki. Tuz Gölü çevresinde satılır. Neden bunu edindim? Benim kızım astım hastası. Çok zor bir süreç geçirdik 18 yaşında. Odasındaki bütün halıları kaldırmak zorunda kaldık. Kitapları, her şeyi. Histamin denilen bir madde vücuda yayıldığı zaman çok farklı reaksiyonlar gösteriyor çünkü. Bunun sayesinde gerçekten çok güzel yollar kat ettiğimize inanıyorum. Çok ilaç kullanmamaya çalıştık elimizden geldiğince. Ama bir dönemde uzun yıllar ilaç kullanmak zorunda kaldı maalesef. İlaçlarda kortizon içerdiği için bir ara kilo aldı, şimdi toparladı. Bu tuz taşı gerçekten yalnızca astıma değil, strese,
nezleye, migrene, birçok hastalığa çok iyi gelen, gerçekten herkesin evinde bulunması gereken bir taş diye düşünüyorum. Biz bunu aldığımızdan beri sanki kızımda gerçekten sorunlar çok aza indi. Çok memnunum, herkese öneriyorum. Deniz Hanım, tuz taşını alır mısınız? Hocam alırım. Hatta şimdi dedim ki ben de alayım diye. Gerçekten gerekli, nemi çekiyor çünkü. Temiz bir hava sağlıyor. Hala arkadaşlar. Devam ediyor sapınızda. Hala devam ediyor. Hocam, ne yazacağım? Nurhan'cığım sen doğru bilgilerden gittin. Ama bir şey söyleyeceğim. Teknik olarak hani tamam dolaylı yoldan kabul ettik ama çok fazla gerçekten diyorsun. Hı hı, aynı kelimelerin, İkna etmeye çalışıyorum. Aynı ifadelerin tekrarı anlatımınızı aslında zayıflatıyor, güçlendirmiyor. O yüzden bir şey ifade etmek için vallahi Allah çarpsın falan gibi şeyler söylemenize gerek yok. Sadece var olanı çok iyi oynayın diyorum. Ömer'in örneği çok fantastikti. Bakalım diğer örnekler nasıl olacak? O zaman Gökay Bey buyurun. 3, 2, 1 sahne. Bence herkesin yanında bir joystick olmalı. Neden mi? Bakın çok mantıklı. Strese girdiğiniz zaman şunlarla oynuyoruz. Stresimiz azalıyor. Sıkıldığımız zaman da şu düğmelere bastığımızı düşünün. O çıt 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 sesi size her zaman iyi gelecektir. Mesela çalıştığınız yerde en alt pozisyonda mısınız? Hemen joystick'inizi eline alın ve birilerini yönetiyormuş gibi yapın. Bu size hakimiyet ve üstünlük hissi verip bir anda pozisyonunuzu unutup normal bir insanmış haline dönüyorsunuz. Veya çok mu sinirlendiniz bir şeylere? Hemen oyunu açıyorsunuz, dövüş yapıyorsunuz 2 dakikada, adamı yeniyorsunuz, sakinleşiyorsunuz bir anda. Veya birileri çevrenize çok mu konuşuyor? Şu joystick'in üzerinde bulunan pause düğmesine basarak ona doğru duruyorsunuz. Espriyi siz anlıyorsunuz, içinizden gülüyorsunuz. O sizi rahatlatıyor. Bence herkesin bir joystick olmalı. Peki, Miraç Bey'e soralım. Miraç Bey, alır mıyız o joystick'i? Hocam, ben alırdım yani Şeren sonra böyle hani. Evet. Bayağı bir satış pazarlama tekniği gibi oldu bu. Araları evet, evet. Spot reklam gibi oynadı Gökhan. Gökhan'ın yaptığı tatlı bir taraf vardı. Ömer de bunu yaptı, hakkını teslim edeceğim. Oyun kattılar. İyi kötü doğru yanlış bir oyun kattılar. Anlattığınız şey oyun katarsanız anlatımınız çok güçlenecektir.